Muhteşem değil mi? Esin'iniz değil mi o? Evet, harika çalıyorlar. Gel dinleyelim. Tamam. Çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz burada? Bu akşam konserimiz var, tekneyi bekliyoruz. Tamam. Bol şans. Sağ ol, teşekkür ederim. Haydi o zaman. Aa, gidiyorlar. Vay, senin de yapabildiğin bir şeyler varmış demek ki. Teşekkür ederim. Bunu iltifat olarak kabul ediyorum. Tekne birazdan gelir. Gel şurada biraz oturalım. Haber de veremedim. Annem çok merak etmiştir şimdi. Ailenle mi yaşıyorsun? Evet. Annemle ikimiz yaşıyoruz. Peki ya baban? Babam ben 6 yaşındayken vefat etti. Çok üzüldüm. Başın sağ olsun. Sağ ol. Zor olmalı. Nasıl oldun? İş kazası. Babam çok başarılı bir mozaik ustasıydı. Yani Türkiye'nin en iyilerinden diyebilirim. Bir otelde mozaik yaparken yüksek bir yerden düşüyor, kaybediyoruz. Çok kötü. Evet, insanın sevdiği birini kaybetmesi çok kötü. Bir ailesinden biri ise. Evet, çok zor. O duyguyu ben de biliyorum. Ben de 2 yaz önce babaannemi kaybettim. Benim için çok önemli bir insandı. Çok yakındık. Beni o büyüttü diyebilirim. İnanmazsın belki ama ben küçük bir köyde büyümüşüm. Hayatta inanmam. Gerçekten. Tabii köy dedeme aitmiş. Tamam, şimdi oldu. Yine de köy köydür. İlkokula kadar babaannemle orada yaşamışım. Göndermemiş beni. Annenle baban çalışıyorlar mıymış? Evet. Babamın iş seyahatleri fazla ve uzun süreli oluyormuş. Tabii annem de babamın peşinden oradan oraya. Ben de babaannemle. Çok güzel günlerdi. Peki gidiyor musun o köye? Yok. Yıllardır gitmiyorum. Bu saatten sonra da gitmem zaten. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben babaannemin cenazesine gidemedim. Mezarını bir kere bile ziyaret edemedim. Neden? Bilmiyorum ben. Sanırım öldüğünü kabul edemiyorum hala.
oldu? Bana niye öyle bakıyorsun? Hiç. Şaşırdım. Neden? Pek belli etmesem de benim de bir kalbim var. Evet, fark ettim.